8-9 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2024 YKS heyecanı Erzincan'da başladı. Ülke genelinde 3.120.878 başvuru yapan 12. sınıf lise mezunu öğrencisi sınava girerken Erzincan'da 2.701 kız, 2.524 erkek olmak üzere toplam 5.525 öğrenci sınava girecek. İnsani Yardım Derneği İHA, Erzincan Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Filistin, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve elde edilen hayırları Gazze'de gıda, ilaç, su ve benzeri ihtiyaçları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla düzenlenen Filistin Yararına Hayır Çarşısı etkinliği düzenlendi. İki gün boyunca süren etkinlikte gıda ürünleri, giyim, aksesuar ve benzeri ürünlerin satışları yapılarak elde edilen gelirler Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırılacak. İHA Kadın Kolları adına konuşma yapan Songül Uçar düzenlenen etkinlik hakkında şu ifadelere yer verdi. Biz İHA Kadın Kolları, Erzincan İHA Kadın Kolları olarak düzenlediğimiz hayır çarşımızı, kendi emeklerimizle yaptığımız ürünlerimizi ve kıyafetimiz, başka diğer ürünler olarak Gazze'deki kardeşlerimiz için gelirini, oradaki ihtiyaçlı kardeşlerimiz, savaştaki oradaki kardeşlerimiz için gönderilecektir. Bu hayır çarşımıza tüm Erzincan halkımızı duyarlı olmasını ve iki günden beri biz buradayız. Bugün son günümüz. Bekliyoruz. Savaş çıktı çıkalı bu 15. sefer yaptığımız hayır çarşımızdır. Destek olanlardan Allah razı olsun. Tüm halkımızı bekliyoruz. Dünyanın en popüler spor aktivitelerinden biri haline gelen ve en iyi ekstrem sporcuların kıyasaya yarıştığı 2024 Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde devam ediyor. Heyecan ve adrenalin dolu şampiyonada zaman zaman havanın kavurucu sıcaklığına aman vermeden rakiplerle tutkuyla yarışıyor. Türkiye Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'na 3. kez ev sahipliği yapıyor. 9 Haziran 2024 Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreniyle sona erecek olan şampiyona kıran kırana devam ediyor. Yarışma formatına göre yarışçılar kaykay ve yarış kızağı kategorilerinde özel hazırlanan 3,5 kilometre uzunluğundaki yarışma parkurundan aşağı dörderli gruplar halinde ve eleme usulüyle kayarak mücadele ediyor. 19 ülkeden dünyanın en hızlı 45 yarışmacısının katıldığı uluslararası iniş yarışma serisinde yarışmacılar saatte 130 km hıza vararak keskin virajları dönüp iniş performansı sergiliyor. Zaman zaman meydana gelen çarpma durumlarında iniş güzergahlarında görevli organizasyona bağlı personeller tarafından acil müdahale gecikmiyor. Heyecanı doruklara taşıyan bu spor türünde yarışmacılarda olması gereken en önemli özellikler: strese karşı dayanıklılık, iyi bir odaklanma becerisi, fiziksel, zihinsel, güç ve cesaret. Yarış Ergan Dağı Kayak Merkezi noktasından başlıyor. Bitiş çizgisine ulaşan sporcular teleferik noktasına gelerek yeniden başlangıç noktasına geliyor. Orada ekip arkadaşlarıyla motivasyon çalışmalarının ardından yeniden yarışmaya dahil oluyor. Norveç ekibinden ekstrem sporcusu Oscar şampiyonadaki heyecanını şu şekilde dile getiriyor. Just watched the finals and it seems like Oscar got first place, Tek second, Hussein third and then McKay, so it was really cool watching it from the gondola. This place is amazing and yeah, you should come next time. Norveç takımından bir diğer ekstrem sporcusu müsabakalarda yaşadığı duyguları şu şekilde dile getiriyor. On this sick ass run in Erzincan. It's very fun.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için gittiği Ankara'da, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Aksun, Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Doktor Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcılarını ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Aksun, ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları ifade etti. Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı ve Bilge Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'yi makamında ziyaret ederek kendisinin hayır dualarını aldık. Bu ziyarette Erzincan'ımızla ilgili gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı ve projelerimizi arz ettik. Sayın Genel Başkanımızın bizlere olan güveninden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu güven bizlere çalışmalarımızda güç vermektedir. Sayın Genel Başkanımız hemşerilerimize özel olarak selam ve muhabbetlerini iletti. Bu sıcak mesajını ve desteklerini tüm hemşerilerimize iletmekten büyük bir onur duyuyorum. Sayın Genel Başkanımıza tekrar teşekkür ederek saygılarımı arz ediyorum. Ülke genelinde 28 ili kapsayan projede her ilde bir okul ve bir sınıf belirlendi. Erzincan'daki proje Demirkent Tuki İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Okul bahçesinde projenin ikinci aşaması olarak kurulan seraya sebze fidelerinin dikimi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile okuldaki çiftlik projesi başlatıldı. Mucize görmek istersen bir tohum ek sloganıyla başlatılan proje ile çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedefleniyor. Okul bahçesinde yapılan etkinliğe Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Okul Müdürü Ahmet Sağsöz, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ardından öğrenciler hazırlanan seraya domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sebze fidelerinin dikimini gerçekleştirdi. Minik seracılar fide dikmek için birbiriyle yarışırken teknik ekipler işin püf noktalarını öğrencilere anlattılar. Proje ile ilgili bilgi veren Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, bu proje ile çocukların tarım, orman, doğa konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusunu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedeflenmektedir. Demirkent Toki İlkokulu'nda kurulacak sera, kümes ve meyve bahçesinde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle çocuklarımızı üretim süreçlerine dahil edilecek olması bizler için çok kıymetlidir, diye konuştu.